Herkese iyi geceler arkadaşlar. Gecenin 3'ünde uyumadım. Nerfleri, buffları, bütün şampiyon güncellemeni size anlatacağım. Eğer main'ini görürsen abone ol, like at, beni sevindir. Başlayalım. Their battle split the heavens, searing the land with flame and shadow. Dance for me. Yes, sir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar, ilk bufflardan başlıyorum. Seri bir şekilde hemen başlayalım. Şimdi Ashe, koridorunda biraz zayıf kaldığını söylemişler. Erken safhalarda biraz güçlendirmişler. Taban saldırı gücünü 52'den 58'e çıkarmışlar. Vay canına be, ne kadar güçlendirmişler. Minik bir değişiklik. Soroka'mıza ne atmışlar? Soroka, Janna ve Nami bu Wildlife'in en kötü supportları ve tercih edilmeyen şampiyonlar. Ve Soroka'ya şunu yapmışlar. Astral İlham, yani iyileştirme yeteneğinde 80'den ilk seviyeyi 90'a çıkartmışlar. 120'den 130'a kademeli olarak, 200 son seviyede 210. Senna'da da güzel bir değişiklik var. Ultisinde mesela Senna Ankara'da oturuyor, İstanbul'a bir ışın gönderiyor ya, işte ebesinin nikahına. İşte onun hızını 100'den 170'e çıkartmışlar. Yani o artık Yunanistan'a gidecek. Jayce'de ise baştan aşağı bir değişiklik var. Mesela taban niteliklerinde seviye başına saldırı gücü oranı 3.6 iken 4.55'e çıkmış. Taban niteliklerinde taban zırhı 35'ten 40'a çıkmış. Mesela Q'sunda büyük bir değişiklik var. Mesela bir şok patlaması atıyor ya uzaktan menzilli. İşte onun taban hasarını 70'ler kalmış, 135'ler 140'a çıkmış, 200-210'a çıkmış, 265-280'e son seviyede 330'dan 350'ye çıkmış. Sonra W yeteneğinde ise mana elemesi 6'dan 8'e, son seviyede 18'den 20'ye çıkmış. Bitmedi, E yeteneğinde de bir değişiklik var, o kadar değişiklik var ki işte. Hızlandırma geçidi artı şok patlaması, hasar çarpanı %40 oranında değil artık %50 oranında bir etkiye sahip. Şişkomuza da buff geldi. Hatta iki yeteneğine buff geldi arkadaşlar. Aya şiddetinin yeteneğini 300'den 400'e hasarı mesela çıktı. Bir tane de şu özelliğini sevmediğim bir skill'i vardı. Patlayan fıçı. Bunun da gücünü arttırmışlar mesela. 150'den 200, 275'den 300'e artık son seviyede 400'ler kalmış. İyi. Ve ADC'lerden tercih edilmeyen bir şampiyon daha. Miss Fortune. İki yeteneğine de buff geldi arkadaşlar. Jakasına zamanlama kazanılan ilave hareket hızı 34'ten 50'ye, 45'ten 60'a. Ne bakın ısla bana doğrultuna. Orospu. Nerede kalmıştık? Mermi maya işte ultisinde de artık buff var. Hani deli gibi bağırıyor ya, sonra tak 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 mermi manyağı, ateşler geliyor. Kurşunlar geliyor arda arda. Saldırı gücü oranı %75'den %85'e çıkmış. Yetenek gücü oranı da %20'den %25'e çıkmış. Vegar'ın ise 3 buff'u var arkadaşlar. Taban niteliklerinden 530'dan taban canı 570'e çıkmış. Zırhı 30'dan 35'e. Karalım madde ise bu yeteneğine ne yapmışlar? Taban hasarını 80'den 100'e çıkartmışlar. Son seviyede 275'ten 280'e. Güzel. Ezeli patlama taban hasarında da ise 155'ten 175'e. Son seviyede 305'ten 310'a. Ve unutulan bir şampiyon Xin Zhao pek de tercih edilmiyor. Edilmemeye devam edecek. Çünkü değişiklik çok küçük. Taban niteliklerinin taban canı 610'dan 650'ye çıkmış. Seviye başına zırhı 3.9'dan 4.3'e çıkmış zırhı. 15. seviyede ise, ki oraya kadar fitleyecektir, 90'dan 96'ya çıkmış. Bufflar bitti arkadaşlar. Şimdi nerflerdeyiz. Ve Catelyn. Catelyn'in ultisine güzel bir nerf geldi. Kısıtlama geldi. Son calls. İşte şu eğilip çömelip silahı sıkıyor ya. Ultisi çok zayıflamış ve tercih edilmeyecektir artık bu. Taban sarının 300'den 200'e, 525'den 375'e, son seviye 750'den 550 hasarı düşmüş. Evet, iki yeteneğimiz nerflenecek bu küçük eniştenin. Gürleyen yıldızı taban sarının 85'den 75'e, son seviyeden 250'den 270'e düştü. Elektrik dalgası ise taban sarı niteliğinde 60'dan 60'a kalmış. 165 son seviye 150'ye düşmüş. Son seviyeler biraz düşüş var. Yine pek tercih edilmeyen bir şampiyon Gravis ve taban niteliklerini, yetenek değil bak, taban niteliklerinin kritik vuruş hasarının çarpanı 140'dan 130'a düşmüş. Yani %40'dan 130'a. Hızlı tetiğinin bekleme süresi ise 15'ten son seviye 16'ya çıkmış. 12 saniye son seviye 13 saniyeye çıkmış.
Ve beklediğim bir nerf Irelia'dan olmazsa olmaz. Bir hatası var. Ultisinde bir hata giderilmiş. İpuçlarında duvar sürüsünün yetenek seviyesine bağlı olarak artmasını yol açan hata giderilmiş. Aslında her zaman 3 saniyeymiş. Ionia Azami ise isabet hasarının seviyeye bağlı olarak 14'ten 70'e, artık bu değil, seviyeye bağlı olarak 10'dan 66'ya düşmüş. Ve kullanılması çok zor olan bir şampiyon daha, taban niteliklerinin Twist Fate'in seviye başına 115'ten canı 105'e düşmüş. Son seviyede canı 2180'den 2040'a düşmüş. Yani kart seçip atıyordu ki o yeteneğinin artık bekleme süresi 6 saniyeler değil, 8, 7.5, 7, 6.5 saniyeler. Kader galiba bu ultisi 5000 metreden 4200'e düşmüş. Vay be. Nunu Vulump'un Q yeteneğinde bir nerf var. Bekleme süresini 11 saniyeden 12 saniyeye çıkmış. 10 saniyeden 11'e, son seviye 8 saniyeden 9 saniyeye çıkmış. Q'yu artık öyle abanamayacak. Ve Zaya başlarda çok güçlü. Onu biraz kısmışlar. Taban saldırı gücünün 64'ten 58'e düşürmüşler. Amansız hiddet yeteneğin ise 19'dan bekleme süresini 19'a sabit ama son seviyede 13 değil artık 16'ya çıkarmışlar. Tüh be, arada tercih ediyordum Ziggs'i, nerf gelmiş. Taban niteliklerinin canını ve manasını düşürmüşler. Sonra seken bombanın mana bedelini çıkartmışlar. Ve ultimizin ilk seviyede 80 saniye değil 90'a, oha amına. Yani ben ultu açacağım, 80 saniye beklemeyeceğim, 95. Son seviyede 50 değil 65. Ve Z çok banlanıyor. Banlama sistemi geldiğinden beri. Bu yüzden taban niteliklerinin zırhını düşürmüşler. 40'dan 35'e. Keskin şurikenin ise taban hasarının 80'den 70'e. 130'dan 120'ye düşürmüşler. Son seviye 230'dan 220'ye. Tercih edilir yine. Evet arkadaşlar, nerf ve wap'lar bu kadardı. Yeni şampiyonlar gelecek. İyi fitlemeler diliyorum. Bu videoyu size baş başa bırakıyorum. Two winged protectors kept peace in this land. Justice and forgiveness, together in harmony. But when war raged within their home, they could no longer act as one. Their battle split the heavens, searing the land with flame and shadow. Yet when dawn broke, neither sister remained. Some hope for their return, to put an end to all mortal conflict. Others pray that day will never